Sarıyer'deki restorana girdiğiniz esnadaki fotoğraflar sosyal medyada çok konuşuldu. Bununla ilgili bir açıklamanız olacak mı? Ve hemen ardından yine sosyal medyada restorana giriş çıkış güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı. İçeride ne kadar kaldığınız süre de dahil olmak üzere bu kamera görüntülerine yansıyordu. Bununla ilgili de bir açıklamanız olacak efendim. Önce şunu söyleyeyim. Benim tabii yoğun bir gündemde çalışırken böyle bir yemeğe gitme meselemin bu kadar gündeme taşıtılmasını ve bu süreçle ilgili manipülasyonu şaşkınlıkla takip ettiğimi ifade edelim. Bunu ifade etmek isterim. Çünkü bir büyükelçiyle Türkiye'nin en yoğun ilişkide bulunduğu bir ülkenin temsilcisiyle, ana temsilcisiyle, bir büyükelçiyle yenilen bir yemekten bahsediyoruz. Kaldı ki bu yemek daha önce Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etmiş, kendisiyle beraber resmi bir görüşmemizi yapmış ve akabinde böyle bir buluşmayı da tasarlamış bir belediye başkanıydım ve biz yaklaşık 20-25 gün önce böyle bir buluşma gününü netleştirmiştik. Hatta gideceğimiz mekanı da belirlemiştik. O mekanda gizli bir yemek değil bu. Zaten kamuya açık bir alan. Yani gidip gördüğünüzde göreceksiniz ki her tarafı cam çerçeve, pencere olan, benim 23 yıllık gittiğim bir mekan, 23 yıldır müşterisiyim. Tabii ki orada yaşanan bazı hususlar beni üzmüştür, bunu ifade edeyim. Ama neticede şeffaf bir yemekti. Sayın Büyükelçi bu kara rağmen verdiği söz gereği bir gün önce Ankara'dan kalkıp İstanbul'a gelmişti. Gün boyu hem burada hem sahada yaptığım çalışmalardan sonra bir vakit dilimini ayırıp oraya gidip bu resmi buluşmayı, ama tabii ki hususi bir tarafı var, eşlerimizle beraber yaptık. Yine elbette ki sohbet ettik, yemeği konuştuk, ülkemizi konuştuk, ülkemizle İngiltere arasındaki ilişkileri sohbet ettik. Yani bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın karla mücadele kadar dünyanın bu tarz ülkelerinin büyükelçileri veya başkonsoloslarıyla kurduğu ilişki ya da kuracağı ilişki o kadar görevidir ve sorumluluğudur. Bunu da layıkıyla yerine getiriyorum. İddiayla söyleyeyim ki bu 30 ay içerisinde belki de tarihinde ilk defa bu kadar yoğun dış ilişkiler konusunda ilgi gören bir İstanbul yönetimi var. O bakımdan ben bunun tabii ki hakkını vermek zorundayım. Ancak tabii ki sürecin sonrasıyla ilgili tarafı beni çok ilgilendiriyor. Yani bir kere oradan görüntü verildi, birileri tartıştı, birileri savundu, birileri yerdi, hakaretler etti. Bunların hepsi bir kenara. Hiçbiri beni çok fazla ilgilendirmiyor. Bunlarla ilgilensem zaten işimi yapamazdım ben burada. Çünkü iki gündür ben buralardayım, sahadayım ve süreci arkadaşlarımla beraber kontrol ediyorum. Kaldı ki bir belediye başkanının bir iki saat bir başka yere gitmesi kadar bir doğal bir şey olamaz. Burada benim genel sekreterim var, yardımcılarım var, daire başkanlarım var, kurum kuruluşlar var. Sahada on binlerce çalışanımız var. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi insanların aklındaki gibi her şey anlamını taşımıyor bizim çalışma tarzımız. Bizim için her şey hepimiz demek. Dolayısıyla her arkadaşımız sorumluluğunu yerine getirme konusunda hassas davranıyorlar. Zaten bir eksiklik de yaşanmadı Allah'a şükür. Yaşanmayacak da. Biz ekibimize de güveniyoruz. Ama sonrası önemli. Yani bu konunun devletin imkanları, bakın devletimizin imkanları kullanılarak bir MOBESE kamerasının görüntülerinin böylesi bir magazinsel, kaotik bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının
karşısında ben takipçi olacağım. Yani bu önemli bir meseledir. Çok çok önemli bir meseledir. Bu iş kişisel de bir meseledir. Ben bu konudaki düşüncemi İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya ile dün paylaştım. Bugün de paylaştım. Çünkü İstanbul'un mülki amiri olarak bu konuda benim tereddütlerimi gidermekle görevli olduğunu, bu şehrin bazı görevlilerinin, çünkü ona bakan yetkililer var. Kaldı ki özellikle kamera sistemleri bir suçun önlenmesi, bir suçlunun tespiti, bir kazanın tespiti için kullanılır. Bakın şurada görüntüler var. Bu kameralardan biz İstanbul'u takip ediyoruz. Ama biz bir görüntüyü hiçbir arkadaşım hiçbir yere servis edemez. Bunun kuralları vardır. Yani kaldı ki hani şunu söyleyelim. Genel başkanımız da dile getirdi. İşte bazı takip iddiaları, bazı işte dinlenme vesaire iddiaları dile getirdi. Biz hani bundan çekinmeyiz yani. Takip ediliyoruz, dinleniyoruz. Yani hukuksal tarafı ayrı. Bunlar varsa eğer bilmiyorum ben. Ama MOBESE gibi hususlar ne için kullanılacağı yazıyor. Diyor ki suçluların takibi, olayların tespiti vesaire. Yani bu sürecin bir parçası yapılarak servis ediliyor. Birileri bunu kullanıyor. Bu önemli bir meseledir. Çok önemli bir meseledir. Bunu yapan kim ise, bunun talimatını veren kim ise, buna müsaade eden hangi sistem ise, yani önemini bir insan şu an gözlerimin içine bakarken anlayabilir. Mevcut konunun önüne geçmesin diye bu kadar konuşuyorum ama önemini nasıl hissettiğimi, ne kadar önemli bulduğumu ve takipçisi hukuki olarak arayışlarımın, mücadelemin devam edeceğini de buradan ısrarlı bir biçimde ifade edeyim. Sorumuz varsa bir saniye. Burada mikrofon var. Mikrofonu. İktidar kanadı sizi hedef aldı. Çalışmaları bizzat yönettiğinizi biliyoruz. Daha erken bir açıklama yapabilirdiniz. Fakat neden akşam saatlerini beklediniz? Şöyle, ben açıklamalarımı bazı Twitter veya bazı sosyal medya kanalları üzerinden yaptım zaten. Gerekli bulduğum uyarıları yaptım. Süreçleri takip ettim. Elbette ki AKOM'daki görevimi yani her an her noktada yapmanın, bu şekilde duyurmanın bir anlamı yok. Çünkü o anda acil kararlar veriliyordu. Biz de acil onlara eşlik etmeye gayret ediyorduk. Sonra en doğru bulduğumuz, ki olayın sıkışıklığı dile geldiği ortamdan itibaren de gelip, AKOM zaten bizim merkezimiz. O anda AKOM'a gelmedim. Daha önce de geldim. O gün daha önce de buradaydım. Ve buradan itibaren takip etmeye, çünkü olay yoğunlaşmıştı, kar yoğunlaşmıştı ve çözümleri buradan takip etmeye, an be an milletimizi bilgilendirmeye devam ettim. Şu an halen devam ediyorum. Bugün itibariyle süreç toparlandı. Bundan sonra gelip AKOM'dan bu tür bilgilendirmeleri yapmam ama uygun gördüğüm cümleleri elbette sorular geldiğinde onlara, ama sosyal medya üzerinden ya da başka kurumlarımızın sosyal medyalar üzerinden açıklamalara devam ederim.